Aha ileride otostop çeken biri var lan. Alak mı bu? Kimmiş ya lan? Baba çekeyim bana. Çek. Bir kere. Çek bakalım. Dur yavaşla. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzellikte araba nasıl kullanılmaz onu çekeceğim arkadaşlar. Geçen videoda Palio kullanmıştım. Bu sefer arkadaşlar Seviye atladım ve Fiat Egea kullanacağım. Bir sonraki videoda herhalde kamyon falan böyle. Esantrik şeyler. Şimdi isterseniz hemen kullanıma geçelim. Şöyle. Bir de arkadaşlar araba da dizel. Hiç dizel kullanmadım. Bakalım ne olacak? Egea da kullanmadın. Nasip bakalım. Aha, kaç aydır araba kullanmıyorum zaten. İnşallah bir sakatlık çıkmaz. Tamam. Haydi geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de arabayı çalıştıracağım. Hadi bakalım. Hiç hatırlamıyorum yalnız hiçbir şey. Şimdi debriyajı basılı tutuyordum. Ondan sonra kontağı çeviriyorum. Çalışınca hemen geri çekiyorum. Ha, bırakıyorsun. Lambaların sönmesini beklersin. Tamam. Şimdiki lambaları sönecek. Şimdi çalıştıracağım. Çalıştır. Bismillah. Aha tekte. Çok güzel. Abi, arkadan araba geliyor mu? Bir kontrol edersin. Tamam gel. Bu garip geldi. İyi ya kullanıyorum unutmamış. Oğlum siz genç adamsınız. Bir kere de kavrarsınız. Aslında bunun kullanımı garip geldi. Ya da benim mi boyum uzamış sanki? Ya bana her zaman bu araba biraz fazla büyük geliyor. Yo bana sanki küçük geldi. Hani böyle bir go-kart kullanıyormuşum gibi. İç mekanı olarak ne bileyim. Palio'da sanki böyle bir uzak kalıyordu. Pedallar falan bunda daha büyük. Abla. Neyse. Otoban geçiyor. Bana vites atmamı soruyor. Sen de vites atayım mı? Sen bilirsin. Atayım bari hadi. Arabayı dinleyelim. Yukarıda uçuk ya. Al iki. Altını vurmadan. Ya zaten bunu kullanım çok tuhaf geldi ya. Palio gibi değil araba. İleriye doğru git. Geri vitesim. Tak bakayım geri şimdi. Onda mandal yok. Direksiyonu tam tersini kırış direksiyonu. Hadi bakın geri manevra yapacağız. Yavaş 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 yavaş. Tamam dur dur. Evet debriyaj şunu. Ama şimdi ben geriye mi bakayım? Burada sinir bana bip bip yapacak ona mı bakayım? Yok debriyajı mı bırakayım? Hangisi yani? Yani otomatik ama siz bu arabalar siz yarın öbür gün bu arabalarda bu vites olayı olmayacak. Elektrikli arabalar gelecek çok rahat olacak. Evet. Şey basılı değil mi? Aha. Çok bas. Elektrikli arabalar gelecek. Evet. Bu şeye gerek kalmayacak. Tam kırsam kurtarır mı şu? Kurtarır. Yavaş yavaş kalkış yap. Tamam. Yavaş yavaş kalkış yapmak da. Sanki kurtar. Dı. Helal lan. Adamsın sen var ya. Kıl payı kurtardın. Adamsın sen oğlum. Bir de benim anladığım konu burada niye airbagleri iptal edebiliyorsun o da ayrı saçma. O edebiliyor. Yani niye bir insan airbagleri iptal eder ki? Masraf çıkarsın. Oğlum o masraf çıkmasın diye o cimri insan yapar onu. Yok yani. Yani iyi kapatmıyorum ben biraz sıkıyımdır. Ne yaptın öldün. Niye öldün? Airbagler kapalıydı. ABS'yi test edeyim mi? Tamam dur merak ettim ne olacak. Ne gereksiz bende de şey çevirilir. Bas tamam. Bakayım. Boşaldı. Tam. Direkt sokak giriyor. İyi test ettin. O neydi öyle? Direksiyona giriyordum Allah şöyle bir şey. Oğlum ABS çok güzel tutuyor lan. ABS çok güzel tutuyor. Hani şöyle farklı bir duruşu var. Dömez yapışıyor. Farklı bir duruşu var. Tamam bunu evde denemeyin. Bizi araba nasıl kullanılmaz videosu çekiyoruz ama yani gayet güzel kullanıyor. Yani erkek çocuğu gerçekten Neyse ilerleyek ya arkadaşım. Aha ileride otostop çeken biri var lan. Alak mı? Kimmiş öyle? Aa tala lan. Oha tala sen burada ne arıyorsun? Aa şansa bak. Aa oğlum yolda ya. Yolda kalacaktım. Aga sen buralarda ne arıyorsun böyle? Nereye yolculuk? Evet. Tamam. Flash gibi oyunculuğu. Neyse. Ya. Evet. Maalesef kaldık. Bozuk. Ah bu el fenine ayar oldum abi. İnsan yumuşak bir el fenine koyar olmuyor. Biri al. Ha. El fenine.
Keşke şuraya bir tezgah assaydık ya. Değişik bir hava katardık. Motor freni yanmayı deneyim. Nasıl yapacağım ha bunu? Ne bileyim bir bak. Bak görüyor musun? Vites arkadaşlar şu an yavaşlatıyor arabayı. Tabii yavaşlatıyor. Rampa aşağı inerken hatta yani. Şey kamyonlarda falan onlarda egzoz freni mi? Bir şeyler var. Bir şeyler var. Vites düşükte olduğu için araba devreci salınca nasıl hızlı? Arabayı bu şekilde kullandığın zaman o şofu çıkar. Ben like devrej için 1 TL. Çünkü ileriden dönüyor. Biraz gazı fazla vereceksin çünkü dönmeyebilir. Gazı biraz fazla ver. Heh. Yavaş yavaş. Hadi kurtar. Hadi. Devam et. Hadi yavrum. Adam mısın lan sen? İki al. Yalnız bir de şimdi burada kaza yapacak airbag fırlıyor. Buradaki plase senin yüzüne çarpmıyor. Ona göre açılıyordur. Kapak gibidir şöyle o. Mesela. Kapak şöyle gibidir. Herhalde çünkü hiç. Buradan böyle şart. Yani zaten onu sen açıldığı zaman nasıl açıldığını da göremezsin. Çünkü büyük bir hızla açılır herhalde. Aynen. Bir bakmışsın hastane. Bak şöyle açılıyor direkt. Buradan çıkıyor. Direkt zaten gözünü bir açan hastane. Ya da bir bakmışsın geliyorlar. Kaç tane günah var, kaç tane sevap var. Tahtaya koymuşsun. Diğer tarafta. Şimdi ne yapayım? Böyle değişik bir şeyler yapak ya. Bilmiyorum. Aşağı doğru in istersen. Bileyim şöyle değişik bir şeyler yapmak lazım. Böyle kullanılmıyor ki. Benim zaten yeri yatanmak değişimi yok daha kaç yaşındayım. Bak çekeyim bana. Çek. Bir kere. Çek bakalım. Dur yavaşla. Şimdi çek bakalım. Şimdi. Bak gaza basarken hayvanat gibi devreci mi bırakacağım? Biraz fazla basacaksın gaza. Gaza biraz fazla bas. Devreci bırak. Devreci aynı bırakacağım. Ha biraz daha sert bırakacaksın. Neyse yine nasıl olsa lastikler yedi. Daha çok öpüm var ama. Fatih çekti traktörü. Trak diye vurdu tırkınlar. Ya bir değişiklik yapar şöyle geri. Ha paralel park deneyim mi lan? Ha dene bakalım. Siz böyle şöyle durun siz ikiniz. Ben sizin aranıza girmeye çalışayım. Sonra yanlışlıkla eziyorum birisini. Dur. Dur mesela şu sağ paralel park deneyim. Dene bakalım. Mesela şey olmayacak zaten duba falan olmayacak öylesine boş. Hadi bakayım. Vitesi arkaya attım ne ya. Neyse tamam. Şimdi tam kırdı. Topla direksiyonu. Şimdi tam tersine kırdı komple. Hafif daha yap. Nereden öğrendim şu an bilgileri kullanmaya çalışıyorum. Vallahi çok güzel hareket. Ya sen doğuştan şoförlük var. Erkek çocuğu kız çocuğuna göre doğuştan bir yetenek var. İçgüdüsel olarak zaten araba kullanıyorsun oğlum. Ya ben boşuna mı oynadım o araba oyunları? Aynen. Aç müzik, biraz da müzik de dinleyelim be. Niye? Televizyon mu? YouTube baba sevmez. Geri fiteslesin, geri fiteslesin. Ha, doğru, geri fiteslesin. Baba, airbag'i kesmedik bu da çalışıyor mu diye. Ona göre şimdi tabii, çalışmıyor. Belki çalışmıyordur ha. Çalışmıyorsa ona göre. Test etmek lazım. Yani, test edecek. Çalışmıyorsa ona göre yaptırıyor. Yavaş al. Yavaş al. İkiye al. Abi ben sakatçılıyorum. Dikkat et. Değiştir müziği istersen telif yemeyelim ara. Biraz onda ha. Ah içim kıyıyor. Evet. Neymiş şarkılar bunlar ya. Dalin bir geri gel. Ya cim cisli kal. Bak sonunda mı toparladı? Öyle boşalttı. Debi ya gaza az veriyor. Ya yavaş yavaş bırakılmıyor ki böyle kasılı çıkmış abi. Aç. Basılmıyor değil mi? Bir daha kapat. Aç. Arabayı bozdum galiba. Bas. Baba tam selamlarken İbre buraya kadar geliyor ya.
tam orada fotoğraf çek, klip ve kapak fotoğrafı yaparız. Hani şey 190 baş mısın diyor. 190 baş basmışsın ama ortası 0 kilometre gösteriyor. Basmamışsın. Neyse. Daha iyi. Yani, ufak patin şimdi. Güzel yani. Evet, burada şarkıyı kapat, telif yiyeceğiz baba. Sen el freni aşağı... çek. Kontağı kapattın mı? Tamamdır. Güzel. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da böyleydi. Bayağı güzel bir video oldu yani. Bu videoda güzel bir like gelirse belki dert bir şeyler söyleriz. Traktör, muraktör böyle. Sonra bir şeyler yapabiliriz. Bir de arkadaşlar 1000 aboneye çok az kaldı yani. Allah rızası için ama. Ya isterseniz abone olun yani. Öyle yani arkadaşlar. Videoyu da beğendiyseniz abone olun, like atlayın. Başka videoda görüşmek üzere.